savaşların arttığı, Müslümanların zulüm gördüğü, kötülerin sevildiği, iyilerden nefret edildiği bir dönemde, sapıklığın alenen, aşikar bir şekilde, hatta gurur duyarak, haykırarak gerçekleştirildiği bir çağda, zenginin, para baronlarının masum insanları köleleştirip sırtlarından rant elde ettiği, yalanın ve yalancının hüküm sürdüğü bir dünyada Allah bir kurtarıcı gönderir. Peygamberimizin hadislerinde geçen Hazreti Mehdi, onun soyundan, torunlarından bir zat olup, kıyamete çok yakın bir dönemde zuhur edecektir. Peki gerçek Mehdi'nin geldiği nasıl anlaşılacaktı? İşte Hazreti Mehdi'yi anlatan en sahih hadisler. Magrib'de de karışıklıklar, fitneler ve korkulu günler olacak. Açlık ve hayat pahalılığı alabildiğine yayılacak. Fitneler çoğalacak, insanların bir kısmı diğerini yiyecekler. İşte öyle müşkül bir zamanda Magrib memleketinin en uzak bölgesinden ve Resul-ü Ekrem Efendimizin muhterem kızı Fatıma'nın evlatlarından bir kimse ortaya çıkacak. İşte o zat, ahir zamanda ayaklanacak olan Mehdi'dir. Ve Mehdi'nin zuhuru da kıyamet alametlerinin ilkidir. Adı adıma, babasının adı babamın adına benzer. Mehdi benim neslimdendir. O açık alınlı ve ince burunludur. Dünyayı zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak ve 7 sene hüküm sürecektir. Allah onu bir gecede ıslah eder, tevbesini kabul eder veya feyizler ve hikmetlerle donatır. Bu emir, insanlar yeryüzünü daha önce zulümle doldurdukları gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Artık sizden kim o güne yetişirse, kar üstünde emeklemek suretiyle de olsa onlara katılsın. Anlaşıldığı üzere dünya zulüm ve savaşlarla dolu olacaktır. Özellikle Müslüman coğrafyalarına kan ve gözyaşı hakim olacaktır.